Bazen bizleri oldukça şaşırtabiliyor. Hepimiz o sihir numaralarının nasıl yapıldığını öğrenip yapmak isteriz. Ama tabii ki çoğumuz beceremeyiz. Bu videoda arkadaşlarınızı ya da ailenizi şaşırtabileceğiniz bazı basit sihir numaralarını derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İlk numara oldukça basit. Bir kağıt parçasına arkadaşınıza bir şey yazmasını isteyin. Daha sonra kağıt parçasını katlayıp bardağın dibine yerleştirin. Su dolu kabın içine bardağı yavaşça daldırın ve biraz bekleyin. Suyun dışında bardağın içine su dolmuş gibi görünecek ve numarayı yaptığınız kişi kağıt parçasının ıslandığını sanacak. Bardağı sudan çıkartın ve kağıt parçasını alın. Kağıt parçasının kuru olduğunu arkadaşınıza gösterin. Bu numarada kağıt ıslanmayacaktır. Bardağı suya daldırdığınızda bardağın içinde bir hava boşluğu oluşacaktır ve tabii ki kağıt ıslanmayacaktır. Çoğu filmde gördüğümüz gizli mesajlardan siz de bir tane yapabilirsiniz. Bize gerekenler limon suyu, boya fırçası, kağıt ve ütü. Limon suyuna boya fırçasını daldırın ve kağıda bir şeyler yazın. Biraz bekleyin. Daha sonra ütüyle kağıdın üstünden geçin ve yazdığınız not gün yüzüne çıkacaktır. Bu numarada bize bir atkı lazım. Videoda gösterildiği gibi atkıyı boğazınıza bağlayın. İki ucundan ne kadar çekerseniz çekin, boğazınızı sıkmayacaktır ve biraz baskı sonucu atkı boğazınızdan çıkacaktır. Bu numarayla okulda arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Aman dikkat, atkıyı doğru şekilde bağlayın. Numara yapacağınız kişiye bir iğne yüzebilir mi sorusunu sorun. Daha önceden sıvı yağ batırdığınız iğne parçasını çıkartın ve bardağın içindeki suya yavaşça bırakın. İğne batmayacaktır. Plastik şişe suyu buzdolabına koyun ve birazcık soğutun ama donmamasına dikkat edin. Daha sonra bir kabın içine buz koyun ve yakın mesafeden soğuttuğunuz suyu yavaşça buzun üstüne dökün. Döktüğünüz suyun kristalleşip buza döndüğünü göreceksiniz. Su dolu şişenin içine ketçap ya da mayonez paketini düzgün bir şekilde atın. Daha sonra el hareketleriyle suyun içindeki paketi oynatın. Bunun için yapmanız gereken çaktırmadan şişenin altından bir elinizde baskı uygulamanız. Bu parmak kaybetme hareketini yapmak için videoyu dikkatlice izleyin. İşaret parmağınızı biraz büküp orta parmağınızın üstüne koyun. Parmağınız karşıdan baktıklarında sanki kaybolmuş gibi görünecek. Sizlere bir soru. Sorunun cevabını yorumlarda yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ama tabii ki çoğumuz beceremeyiz. Bu videoda arkadaşlarınızı ya da ailenizi şaşırtabileceğiniz bazı basit sihir numaralarını derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.
İlk numara oldukça basit. Bir kağıt parçasına arkadaşınıza bir şey yazmasını isteyin. Daha sonra kağıt parçasını katlayıp bardağın dibine yerleştirin. Su dolu kabın içine bardağı yavaşça daldırın ve biraz bekleyin. Suyun dışında bardağın içine su dolmuş gibi görünecek ve numarayı yaptığınız kişi kağıt parçasının ıslandığını sanacak. Bardağı sudan çıkartın ve kağıt parçasını alın. Kağıt parçasının kuru olduğunu arkadaşınıza gösterin. Bu numarada kağıt ıslanmayacaktır. Bardağı suya daldırdığınızda bardağın içinde bir hava boşluğu oluşacaktır ve tabii ki kağıt ıslanmayacaktır. Çoğu filmde gördüğümüz gizli mesajlardan siz de bir tane yapabilirsiniz. Bize gerekenler limon suyu, boya fırçası, kağıt ve ütü. Limon suyuna boya fırçasını daldırın ve kağıda bir şeyler yazın. Biraz bekleyin. Daha sonra ütüyle kağıdın üstünden geçin ve yazdığınız not gün yüzüne çıkacaktır. Bu numarada bize bir atkı lazım. Videoda gösterildiği gibi atkıyı boğazınıza bağlayın. İki ucundan ne kadar çekerseniz çekin, boğazınızı sıkmayacaktır ve biraz baskı sonucu atkı boğazınızdan çıkacaktır. Bu numarayla okulda arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Aman dikkat, atkıyı doğru şekilde bağlayın. Numara yapacağınız kişiye bir iğne yüzebilir mi sorusunu sorun. Daha önceden sıvı yağ batırdığınız iğne parçasını çıkartın ve bardağın içindeki suya yavaşça bırakın. İğne batmayacaktır. Plastik şişe suyu buzdolabına koyun ve birazcık soğutun ama donmamasına dikkat edin. Daha sonra bir kabın içine buz koyun ve yakın mesafeden soğuttuğunuz suyu yavaşça buzun üstüne dökün. Döktüğünüz suyun kristalleşip buza döndüğünü göreceksiniz. Su dolu şişenin içine ketçap ya da mayonez paketini düzgün bir şekilde atın. Daha çoğumuz beceremeyiz. Bu videoda arkadaşlarınızı ya da ailenizi şaşırtabileceğiniz bazı basit sihir numaralarını derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İlk numara oldukça basit. Bir kağıt parçasına arkadaşınıza bir şey yazmasını isteyin. Daha sonra kağıt parçasını katlayıp bardağın dibine yerleştirin. Su dolu kabın içine bardağı yavaşça daldırın ve biraz bekleyin. Suyun dışında bardağın içine su dolmuş gibi görünecek ve numarayı yaptığınız kişi kağıt parçasının ıslandığını sanacak. Bardağı sudan çıkartın ve kağıt parçasını alın. Kağıt parçasının kuru olduğunu arkadaşınıza gösterin. Bu numarada kağıt ıslanmayacaktır. Bardağı suya daldırdığınızda bardağın içinde bir hava boşluğu oluşacaktır ve tabii ki kağıt ıslanmayacaktır. Çoğu filmde gördüğümüz gizli mesajlardan siz de bir tane yapabilirsiniz. Bize gerekenler limon suyu, boya fırçası, kağıt ve ütü. Limon suyuna boya fırçasını daldırın ve kağıda bir şeyler yazın. Biraz bekleyin. Daha sonra ütüyle kağıdın üstünden geçin ve yazdığınız not gün yüzüne çıkacaktır. Bu numarada bize bir atkı lazım. Videoda gösterildiği gibi atkıyı boğazınıza bağlayın. İki ucundan ne kadar çekerseniz çekin, boğazınızı sıkmayacaktır ve biraz baskı sonucu atkı boğazınızdan çıkacaktır. Bu numarayla okulda arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Aman dikkat, atkıyı doğru şekilde bağlayın. Numara yapacağınız kişiye bir iğne yüzebilir mi sorusunu sorun. Daha önceden sıvı yağ batırdığınız iğne parçasını çıkartın ve bardağın içindeki suya yavaşça bırakın. İğne batmayacaktır.
plastik şişe suyu buzdolabına koyun ve birazcık soğutun ama donmamasına dikkat edin. Daha sonra bir kabın içine buz koyun ve yakın mesafeden soğuttuğunuz suyu yavaşça buzun üstüne dökün. Döktüğünüz suyun kristalleşip buza döndüğünü göreceksiniz. Su dolu şişenin içine ketçap ya da mayonez paketini düzgün bir şekilde atın. Daha sonra el hareketleri